Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci Figma dersimle karşınızdayım. Bu dersimizde size Figma'nın en temel özelliklerinden ikincisi olan komponentlerden bahsedeceğim. Komponent deyip geçmeyin. Aslında Figma'yı Figma yapan en temel özelliklerden birisi de budur. Hazırsanız haydi başlayalım. Komponentler tasarımlarımızda bütünlük ve esneklik yaratmak için harika araçlardır arkadaşlar. Şimdi gelin ilk komponentimizi oluşturalım. Önce sol üst köşeden kare arayacağımızı seçelim. Ve bir buton oluşturalım. Özelliklerine giriyorum şu an. 200 pikseli 50 piksel olması gayet yeterli olacaktır. Radyosunu da 8 yaptıktan sonra güzel bir arka plan rengi verebiliriz. Arka plan rengimizi ayarladıktan sonra butonumuzun içine bir yazı yazalım arkadaşlar. Ben şimdilik bu örnekte buton yazıyorum. Bunu ortalamamız gerekiyor. Figma otomatik olarak zaten ortaladığını gösteriyor ancak ben yine de size göstermek adına tekrar sağ üst köşeden tıkladım. Butonumuzu oluşturduktan sonra artık bunu komponente çevirebiliriz. Bir butonu komponente çevirmek için birden fazla yöntem var. Birincisi bu şekilde gördüğünüz gibi üst tarafta. Dilerseniz sağ tıklayarak da yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp Create Component'e bastıktan sonra ya da Ctrl Alt K tuşlarına bastıktan sonra komponentimiz artık oluşmuş olacaktır. Figma'da bir nesnenin komponent olup olmadığını solundaki simgeden anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdilik bu komponentimizi bir kategorize edelim ve isim verelim. Kategori olarak butonu seçip slash ile ayırıp primary dedim. Yani bu birinci butonumuz aslında. Bu buton kelimesi daha sonraki oluşturacağımız komponentlerde de hızlı geçiş yapmamızı sağlayacak. Bunu da size başka bir örnekte göstereceğim. Komponentimizi oluşturduktan sonra bir kopyasını alıyoruz. İlk komponentimizin adı aslında master komponent ve oluşturduğumuzun adı da instance arkadaşlar. Bu iki kelimeyi aklımızda tutalım. Her instance master komponentin aynadaki yansıması gibidir. Master komponentte yapılan her değişiklik yansımasında da görüntülenecektir. Bunun önüne geçmek için instance'da değişiklik yapabiliriz tabii ki. Ama biz önce bazı temel özelliklerini ayarlayalım master komponentimizin. Mesela buton yazısını ortalamak istediğimde ben sol tarafa hizalı olduğu için sağda boşluk oluşuyor. Bunu sağ taraftan ortalayarak düzelttim. Daha sonra butonumuz istediğimiz gibi boyutlandırılabilecektir. Şimdi gelin başka bir instance daha oluşturalım ve üzerinde de bir takım değişiklikler yapalım. Mesela yazısını değiştirelim. Diğerinin de yazısını değiştirelim. Şu durumda master komponentin adını değiştirsek bile diğerlerinde bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü diğer instance'lar artık bizim yaptığımız özelliklere sahip oldukları için master komponentten etkilenmiyorlar. Ancak biz bunun yazısıyla hiç oynamamış olsaydık, geri alıyorum şu an. Yazısıyla hiç oynamamış olsaydık master komponentleri ne yazarsa diğer instance'da da o görünecekti arkadaşlar. Dilersek her bir instance'ın arka plan rengini de değiştirebiliriz. Mesela secondary'i kırmızı yaptım. Bir kopyasını daha oluşturup bunu da mavi yapalım mesela. Bakın her biri kendi içindeki özellikleri dışında boyut olarak hala master komponente bağlılar. Dilersek biz bu özellikleri değiştirebiliriz. Boyutlarını değiştirebiliriz. Ama boyutları değiştirdikten sonra da artık master komponente bu konu hakkında da bağlı kalmak zorunda değiller instance'larımız. Şimdi de gelin komponentleri nasıl sınıflandırırız onu görelim. Mevcut butonlarımı siliyorum ve diğerine benzeyen farklı özelliklerde yeni bir buton oluşturuyorum. Mevcut butonumun boyutu ve radyuslarını artı arka plan rengini kopyalayabilmek için sağ tık menüsü işe yaramayacaktır burada. Ancak tıklayıp Ctrl Alt C tuşlarına bastığınızda radius ve rengi kopyalamış olursunuz. Bunu da Ctrl Alt V ile yapıştırabilirsiniz. Daha sonra boyutunu ayarladıktan sonra yazımızı da kopyalıyorum. Bu arada ben komponent içindeki layer'ları seçmek için Ctrl tuşunu kullanıyorum arkadaşlar. Kopyalayıp ortaladıktan sonra artık yeni bir komponent oluşturmaya hazırız. Öncesinde arka plan rengini değiştirelim. Mesela mavi yapalım. Ve daha sonra bunu komponente çevirelim arkadaşlar. Bu sefer kısa oluşunu kullandım.
Bu komponentimize de bir isim verelim. Mesela buna da button primary hover diyelim. Yani mouse üzerine gelindiğinde beyaz butonumuz mavi olacak. Bu daha sonra prototiplerde kullanmak için tabii ki. Şimdi ana komponentimizden bir kopya alalım. Ve bakın sağda gördüğünüz instance menüsünde artık related components adı altında diğer komponentimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Ve bir daha komponent menüsüne gitmemize gerek kalmadan burada bir takım değişiklikler yapıp istediğimiz komponente çağırabiliyoruz. Deminki diğer bahsettiğim bütün özelliklerin hepsi de buna dahil. Dilersek komponentimizi ister boyut ister tüm özelliklerini sıfırlamak için de sağdaki reset butonunu kullanabiliriz. Bunu tekrar bir örnekle göstermek istiyorum. Bakın butonumda bazı değişiklikleri yaptım. Mesela arka planı kırmızı yaptım. Birazcık boyutuyla oynadım. Sağdaki butona gidip Reset Overrides dediğimde master komponent de aynı hale gelecektir. Tekrar geri alıyorum. Sadece Reset Size yaptığım zaman da sadece boyutu değişecektir. Geri kalan özellikler aynı kalacaktır. Şimdi gelin farklı bir örnekte komponentleri biraz daha iyi anlayalım. Şimdi bir web sitesi için header oluşturacağız. Bunun için önceden 3 tane hazırladığım ikonum var benim. Ama bunların her biri farklı boyutta arkadaşlar. Bunları eşitlememek bize hizalarken falan problem çıkartacaktır. Dolayısıyla hepsini bir karenin içine alıyorum. 24x24 piksel genel kullanım olduğu için özellikle bunu seçtim. Ve her birini yeni oluşturduğum karelerin içine ortalıyorum. Kaybolduklarına bakmayın. Aslında bir alt katmanda duruyorlar. Onu da düzelteceğiz birazdan. Bütün ikonlarımızı hizaladıktan sonra karelerimizi seçip sağ tıklayıp Send to Back diyoruz arkadaşlar. Send to Back dedikten sonra her birini tek tek komponente çevireceğiz. Sağ tıklayıp Create Component diyoruz. Ve bakın komponentin içinde bulunan rectangle layer'ını gizleyip isimlendiriyoruz. Aynı butonları yaptığımız gibi bunlara da ikon slash menu diyoruz. Diğerini yine aynı şekilde arka plandaki gri katmanı gizleyip ikon slash card diyoruz. Ve sonuncusunda da ikon slash user diyeceğiz. Bunu yapmak ikonları her istediğimizde değiştirmemizi kolaylaştıracak. O yüzden sınıflandırıyoruz bu şekilde. İkonlarımızı sınıflandırma işlemi bittikten sonra header'ımızı oluşturabiliriz arkadaşlar. Ben daha önceden kendi logomu da buraya koydum. Yeni bir kare oluşturuyorum. Ve bu karenin genişliği mesela 1000 olsun, 1000'e 60 piksel olsun. Ancak 1000 biraz fazla büyük oldu. Birazcık küçültelim. 800 piksel yapalım. Ve arka plan rengini değiştirip beyaz yapalım arkadaşlar. Ben buraların rengini de değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra elementlerimi içine hizalayabilirim. İkonlarımı kopyalayarak tek tek alıyorum ki master komponentlerin instance'larını kullanayım. Header'ı bir alt katmana atıp logomu da yerleştirdikten sonra gerekli ayarlamaları boyut anlamında yapacağım. Yerleştirirken sol ve üst boşlukların ve alt boşlukların hizalı olmasına dikkat ettim. İkonlarımın arasını eşitledikten sonra yine sağ üst köşedeki dizayn kısmında görebileceğiniz gibi 24'ü 40 yaptım ve birazcık içeri çektim ikonlarımı. Her şeyin yerli yerinde durması gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden hizalamalar önemli. Bütün bu işlemler bittikten sonra da bütün elementleri seçip sağ tıklayıp Create Component'e basıyoruz. Artık komponentimiz hazır. Ve buna Layout slash header diyebiliriz. Çünkü bu artık bizim layout'umuzun yani arayüzümüzün bir parçası arkadaşlar. Bu artık bir master komponent şeklinden de anlayacağınız üzere. Şimdi mesela bir iPad mini için frame oluşturalım. Ve bunu bir tıpkı mobil sitenin header'ıymışçasına yerleştirelim. Frame'imizin arka planını siyah yapıyoruz. Ve header'ımızın bir kopyasını bunun içine sürüklüyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak sürükleyeceğim. Öncelikle ikonlarımın ve logomun constraint'sini ayarlıyorum. Bir önceki videodan hatırlayacaksınızdır bu konuyu. Bunu da ayarladıktan sonra frame'in içine bir kopyasını alıp boyutunu ayarlıyorum. Bakın ikonlarımın yeri hiçbir şekilde kaymadı ve her şey yerli yerinde. Bunu daha iyi anlamanız adına yanına bir de mobil cihaz için bir frame oluşturuyorum. Bunu da arka planını aynı şekilde siyah yapacağım. Daha sonra header'ımızın bir kopyasını da bunun içine kopyalayıp sola hizalayıp
Boyutunu küçülteceğim. Bakın ikonlar olduğu yerde hiç bozulmadan aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu bize responsive tasarım yaparken büyük kolaylık sağlayacaktır. Dilerseniz ikonları silebilirsiniz. İkonları değiştirebilirsiniz. Bakın demin gösterdiğim örnekteki gibi related components alanından kart yerine user ikonunu koymak çok kolay. Dilerseniz menü ikonunu koyabilirsiniz. Siz bir ikonu sildiğinizde master component'te durduğu için sadece layer'ı gizlemiş oluyorsunuz. Asla silinmiyor. Bunu unutmayın. Dilerseniz resetleyerek geri alabilirsiniz. Mesela bunu da left right diye hizaladıktan sonra mobil cihazımızı büyüttüğümüzde komponentimizde, frame'imizde aynı şekilde büyüyecektir. Bunu da constraints için başka bir örnek olarak kabul edebilirsiniz. Gelelim son örneğimize arkadaşlar. Bu örnekte bir profil kartı oluşturacağım. Mesela yine bir kareyle başlayalım. Bunu 550 piksele 120 piksel yapalım. Radyusunu da 8 yapalım. Köşeleri yuvarlak olsun. Ve güzel bir renk verelim. Mesela ben bu seferlik siyahı tercih ettim. Daha sonra bunun içine sabit boyutlarda yani 80'e 80 ebatlarında bir yuvarlak koyalım. Bunu daha sonra içine resim koymak için kullanacağız arkadaşlar. Bunun hizalamasını ayarladıktan sonra yanına bir de isim yazalım. Ben yine buraya kendi adımı yazıyorum. Tabii siyah üzerinde siyah belirgin olmadığı için renginleştiriyorum. Adımı yazıp fontunu da ayarladıktan sonra bir de sağ bir ok koyalım arkadaşlar. Yazı alanından bir tane kopyalayıp daha önceden kopyaladığım sembolü yapıştırıyorum. Bunun da yerini ayarladıktan sonra artık komponenti oluşturmaya hazırız. Her şeyi dikey olarak hizaladığımızdan emin olmamız lazım. Şimdi bunun içine bir de avatarımızı koyalım. Ben yine daha önceden kendi resmi hazırladığım için bunu kullanıyorum. Şimdi bunu komponente çevirelim. Sağ tıklayıp Create Component diyorum. Ve buna bir isim veriyorum arkadaşlar. Ctrl R tuşlarına basıp yeniden adlandırmaya geçebiliriz. Buna da Card Main diyorum. Ne isim koyduğunuzun bu arada önemi yok. İstediğiniz adı koyabilirsiniz. Yeter ki mantıklı bir şey olsun. Daha sonra kullanırken unutmayasınız. Bundan bir tane daha kopyalayıp mesela resmi değiştiriyorum. Deminki komponent örneğindeki gibi bu da bir override yani arkadaşlar. Yani master komponentten farklı hale getirmiş oluyoruz. Reset yapana kadar bu şekilde kalabilir. Boyutuyla falan istediğimiz gibi oynayabiliriz. Bunu da arka plan rengini değiştirip bir tane daha oluşturalım. Bunu da resmini değiştirip ismini değiştirelim. Mesela buna da John Smith yazalım arkadaşlar. Yine arka planını değiştirelim. Mor olmasın. Bunu da bordo yapalım. Ya da koyu mor. Ama gördüğünüz gibi constraints ayarlamadığımız için düzgün büyütemeyeceğiz. Dolayısıyla tekrar constraint ayarlarını yapıyoruz master komponentimize. Bunu yaptıktan sonra diğer instance'larda zaten otomatikman constraint ayarları yapılmış olacak. İstediğimiz gibi genişletebiliriz. Sağdaki okumuz sağa, soldaki avatar ve isim de sol üst köşeye hizalanmış olacak. Dilersek buradan override'ları sıfırla diyerek bunu master komponentin aynı kopyasına çevirebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz sadece boyutu da resetleyebilirsiniz. Deminki örneklerde anlattığım her şey burası için de geçerli. Şimdi sizlere de küçük bir tüy öğreteceğim arkadaşlar. Bu da bonus içeriğimiz olsun. Birden fazla komponent, instance, element ne olduğu önemli değil. Seçili olup aralarını eşitlediğiniz takdirde, yani distribütörü düzgün yaptığınız takdirde Figma her elementin ortasında ufak bir yuvarlak çıkartacak arkadaşlar. Bu yuvarlağı tutarak İstediğiniz kadar sıralama yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi objelerin yerini değiştirebilirsiniz. Bu da benden size küçük bir tüyo olsun arkadaşlar. Umarım faydalı olur hepiniz için. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Bu derste kullandığımız dosyaları aşağıda açıklamasını bıraktığım Figma Community linkimde bulabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı, abone olduysanız da bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki dersten haberiniz olsun. Görüşmek üzere.